AK Parti'de 7. olan Büyük Kongre için geri sayım başladı. 2019'un Aralık ayında başlayan 7. olan kongre sürecine koronavirüs nedeniyle ara verilmişti. Kongre sürecinde 973 ilçenin 715'i, 81 ilin ise 52 il başkanı yenilendi. Teşkilatlarda %70'lik bir değişim yaşandı ve o beklenen gün geldi çattı. AK Parti'de 7. olan Büyük Kongre Ankara Spor Salonu'nda yapılacak. AK Parti 7. olan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda yapılacak. Partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak kongrede Türkiye için güven ve istikrar vurgusu yapılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Erkan Kandemir son hazırlıkları inceledi. Bir manifesto. AK Parti 2023'e, Cumhur İttifakı 2023'e mührünü nasıl vuracak? Bunun adımlarını gördüğümüz, göreceğimiz bir kongre yapacağız. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal güven ve istikrar vurgusu yaptı. AK Parti 19 yıl boyunca Türkiye'yi sağlık altyapısında, eğitim altyapısında, ulaşım, bilişim her alanda Türkiye'yi Cumhuriyetimizin 100. yılına hazırladı. İnşallah 2023'le beraber de bu kadrolar güçlü bir şekilde Türkiye'mizin 2. yüzyılına ve yeni bir yüzyıla inşallah başlayacağız. Güven ve istikrar içerisinde Türkiye yolculuğuna devam edecek. Kongrede gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalarda olacak. Zira Erdoğan 2023 manifestosu ve yol haritasını işte bu kürsüde açıklayacak. 1560 delegenin oy kullanacağı seçimde parti yönetiminde değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Kabinede değişim olur mu sorusuysa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla yanıt bulacak. Kongre için HDP hariç 11 siyasi partiye davet gitti. MHP ise Meclis Başkanı Vekili Celal Adan ve Genel Başkan Yardımcıları düzeyinde temsil edilecek.